2015 yılında öğretim hayatına başlayan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi her yıl açtığı yeni derslik ve bölümlerle kısa sürede Türkiye'de ismi geçen üniversitelerin arasına yerleşti. Açılan yeni binaların yanı sıra kurulan fakülteler, öğretimi açılan bölümler ve üniversitenin Alanya'da oluşu birçok öğrencinin ilçeyi tercih etmesini sağlıyor. Ülke çapında olduğu kadar dünyanın dört bir yanından da öğrenci kabul etmeye başlayan Alkün'ün her geçen gün daha da geliştiğini belirten Rektör Pınarbaşı bu yıl öğretimi açılacak yeni bölümler hakkında Alanya Posta TV'ye bilgi verdi. Hocam yeni eğitim dönemine giriyoruz. Alküde de yeni bölümler açılacak. Kapasite hı hı. durumu de nedir? Hangi bölümler açılacak? Biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi Alanya Latin Keykubat Üniversitesi çok sağlam ve kaliteli şekilde büyümeye devam ediyor. Biliyorsunuz tıp fakültesinde ve diş hekimliği fakültesinde öğrencilerimiz var, eğitim görüyorlar ve devam edecekler. Şimdi bu sene e, hangi bölümleri açıyoruz? E, Sağlık Bilimleri Fakültemizde hem şerik bölümü vardı, öğrencimiz vardı. Bu sene beslenme ve diyetetik, bir de fizyoterapi ve rehabilitasyon, iki yeni bölüme daha öğrenci alacağız. Eğitim Fakültesinde 7 bölümümüz var, 6 bölümümüz vardı. Bu sene 7. bölüm olarak da Türkçe öğretmenliği bölümüne öğrenci alacağız. Bunun dışında mühendislik fakültesinde İnşaat mühendisliği bölümü ikinci öğretime öğrenci alacağız. Akşam gelecekler yani. Çünkü bu konuda Alanya halkından talep vardı. Akşamları okumak istiyoruz diye. O yüzden biz de bu sene inşaat Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'nde İnşaat Mühendisliğine ikinci eğitimden öğrenci alıyoruz. Bunun dışında Gazi Paşada biliyorsunuz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizi kurmuştuk. Gazi Paşada da o fakültemizde Havacılık Yönetimi Bölümüne bu sene ilk defa 60 öğrenciyle eğitime başlıyoruz. Ayrıca Sanat Tasarım Mimarlık Fakültemiz vardı. Bu sene Mimarlık Fakültemize 70 öğrenci alıyoruz. Mimarlık Fakültemize de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden iki tane profesör hocamız geldiler. Çok kaliteli bir eğitim kadrosu oluşturduk. Bunlar fakültelerde. Fakültelerde yedi yeni bölüme yeni öğrenci alıyoruz. Ayrıca meslek yüksek okullarımız var biliyorsunuz iki yıllık. Altso Meslek Yüksek Okulunda Sosyal Hizmetler bölümüne ve Elektrik bölümüne bu sene öğrenci alıyoruz. Altso Turizm Meslek Yüksek Okulunda Aşçılık bölümüne bu sene ilk defa öğrenci alıyoruz. Bir de Akseki Meslek Yüksek Okulu'nda Tapu Kadastro bölümüne bu sene ilk defa öğrenci alıyoruz. Toplamda 10 yeni bölümü bu Eylül ayında inşallah öğrenciler gelecek.